Bugün Şubat 2020 dönemine ilişkin iş gücü ve istihdam rakamları açıklandı. Bu rakamlar Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan rakamlar. Ülkemizde ilk vaka Mart ayının ortasında görüldü. Yani rakamlar korona salgınının etkilerini henüz tam olarak yansıtmıyor. Salgının iş gücü ve istihdam üzerindeki asıl etkileri gelecek aydan itibaren görülmeye başlanacak. Ancak Şubat ayı verileri korkunç bir tabloyu gözler önüne seriyor. İnsanlarımız iş gücü piyasasından hızla çekilmişler. Çalışma çağındaki insanlarımız iş gücü piyasasını terk etmiş. Yenileri de girmemiş. İş gücüne dahil olmayan nüfus son bir yılda 2 milyon 120 bin kişi artmış. Biz böyle bir rakamı daha önce hiçbir dönemde görmedik. Bu resmi işsizlik rakamları sanki düşmüş gibi gösteriyor. Ama diğer taraftan geniş tanımlı dediğimiz gerçek işsizlik rakamları da rekorlar kırıyor. Yani iş gücü piyasasından çekilenleri, yetersiz ve eksik istihdam edilenleri, mevsimlik çalışanları da kapsayan gerçek işsiz sayımız tarihimizde ilk kez 9 milyonu aştı. Gerçek işsizlik oranı %26.3 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakamları hükümet çok iyi analiz etmelidir. İş bulma umudunu kaybettiği için iş gücü piyasasından çekilenleri ve iş bulma umudu olmadığı için iş gücü piyasasına girmeyenlerin durumunu gayet iyi görmelidir. Önümüzdeki döneme ait göstergeler hiç parlak değildir. Öncü göstergeler Nisan'da iş gücü talebinde çok sert bir çakılma olduğunu teyit etmektedir. İşkur'un açık iş ve kariyer.net'in iş ilan sayılarında bugüne kadar görülmemiş düşüşler vardır. Tüm bu öncü göstergeler işsizlik tsunamisinin artık kıyılarımıza vurduğunu göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde söyledim. Ülkemizin ciddi akademisyenleri mevcut işsizler ordumuza bu yıl 3-3,5 milyon yeni işsizin katılacağını söylüyor. Bu işsizlik oranının %25'lere çıkması demektir. Bir de tabii ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğiyle istihdamda görülen işsizlerimiz var. Yani işi kaybetmemiş gibi görünüyorlar.